arkadaşlar. Sizlere jQuery ile sayfaları yenilemeden sayfalar arasında dolaşmayı anlatacağım. İsterseniz hemen başlayalım. İlk öncelikle root klasörümüze geçelim. Ben bir klasör oluşturayım örnek adında. Bunun için 3 klasör oluşturuyoruz. Bunlardan birincisi JS, yani JavaScript klasörümüzün bulunacağı klasör. Diğeri CSS ve bir diğeri de içerik olacak. Öncelikle index.php dosyamızı oluşturacağız. Onun için doküman tipimizi ilk önce belli edelim. Herhangi bir HTML, pardon, PHP bilgisine gerek duymuyoruz. Çünkü size bunu PHP üzerinden anlatmayacağım, ancak sadece dosya uzantılarını PHP yapacağım. İsterseniz hemen bir HTML taglarımızı açalım. HTML taglarımızı açtık. Div taglarımızı açalım. Body taglarımızı açalım. Bu iki tagımızı açtık. Şöyle de bir boşluk bırakalım. Title dedik. Web sitemizin adını yapalım. Örnek web sitesi diyelim. Daha sonra stil dosyamızı çağıracağız buraya. Bunun link dedik, rel dedik, stil dedik. Dosyamızın, yani stil dosyamızı çağıracağız. href diyelim, yani href okunuş tarzında. CSS klasörümüzün altındaki stil.css dosyamızı çağıracağız. Şu anlık bu kadar. Bundan fazlasına gerek yok. Bunu index.php olarak kaydedelim. Bunu ana dizinimize kaydedeceğiz. Şimdi body taglarımızın arasına bir elementi oluşturalım. Buna bir ID tanımlayalım. Çünkü CSS dosyamızda tanımlayacağız. Menü diyelim buna. Çünkü menülerimiz şu an burada olacak. İlk menümüz li elementiyle olsun. İlk menümüz ne olsun? Bir de linkli olacağı için, bağlantılı olacağı için bağlantıyla birlikte belirtelim. href dedik. Href dedik. Buna index diyelim. Bir uzantı yapmıyoruz gördüğünüz gibi. Adına ana sayfa diyelim. Ve list elementimizi kapatalım. 3 tane menüyle çalışalım. Bunlardan birisi hakkında olsun. Bir diğeri de iletişim sayfası üzerine olsun. Şu anlık bir kontrol edelim isterseniz. Örnek dedik. Gördüğünüz gibi liste elementlerimiz tamam hazır. Birazcık CSS tasarımıyla bunu jQuery ile harmanladığımız takdirde daha güzel bir görüntü oluşacak. Öncelikle stil dosyamızı oluşturalım. İsterseniz hemen stil dosyamızı oluşturmaya başlayalım. Bu diyelim, menü diyelim. Tanımlamış olduğumuz menü tagını buraya atadık. Bir kaydedelim bunu. CSS dosyamızın içine stil.css olarak kaydedelim. Liste stilimizi none olarak seçelim. Padding değerini 0 piksel olarak ayarlayalım. Margin'i ise 10 piksel olarak ayarlayalım. Şu an bir kontrol edelim. Nasıl görünüyor? Liste elementlerimizin görünürlüğü daha güzel, daha düzenli bir hale geldi. Şimdi bunları daha da güzel, daha da hoş görünen bir hale alalım. Bunun için tekrar
Full dedik, menü dedik. Bu sefer liste elementlerimizi tanımlıyoruz. Liste elementlerimizin display, yani görünürlüğü inline diyelim. Margin right'ın margin right diyoruz. Sağa doğru aralık ne kadar olacak? Onun için 10 piksel diyelim. Görünürlüğüne bakalım şimdi. Görünürlüğü şu şekilde şu an. Bu 10 pikselden kalktım. 5 piksel yapıyor olsaydık. Gördüğünüz gibi aralığındaki fark gitti. Gide küçüldü. Tamam, 5 piksel yapalım biz, fark etmez. Şimdi indeks dosyamızın tekrar geri gelelim. Bu tagının altına bir div tagı açalım. Buna da bir ID belirleyelim. Bunun içinde ne olacak? İçerik olsun. Çünkü içeriğimizi görüntüleyeceğimiz kısım olacak burada. Buna ek fazla bir şeye gerek yok. Ana sayfa diyelim. Bir de paragraf tagımızı atalım. Web sayfası dedik mi? Tamamdır. Div tagımızı kapatalım. Şimdi bizim için asıl önemli olan jQuery dosyalarımızın tanımlanmasına geldi. JavaScript dosyalarımızın tanımlanmasına geldi. Bunları şu şekilde alacağız. İlk olarak jQuery'nin kendi sitesine girelim. jQuery.com'a girdik. Burada görmüş olduğunuz Download jQuery yazıyor. Download jQuery butonuna tıklayarak şu kodları alabiliyoruz. Bunların direkt adresini kopyalayalım. Biz kaynak olarak da bunu göstereceğiz. Script dedik. Source, yani SRC uzantısıyla script'in tagını kapattık. Az önce kopyalamış olduğumuz linki buraya kopyalıyoruz. Tabii bir de şimdi kendimizin oluşturacağı JavaScript dosyası var. Bunu da yine aynı olarak alacağız. Bu sefer uzantıyı değiştiriyoruz. JS klasörü olarak atamıştık, hatırlayacağınız gibi. JS klasörümüzün altında script.js olarak atıyoruz. İki kaynak kullanıyoruz. Birincisi jQuery'nin kendi sayfasından almış olduğumuz 1.7.1 sürümlü kaynağı. Bir de şu an kendi oluşturacağımız kaynağı. Hemen bir yeni sayfa açalım. Kendimizin hangi dosya olarak yapıyorduk bunu? Script.js dosyası olarak atıyorduk. İsterseniz kendi dosyamızın atamasına hemen başlayalım. Şunu kaydedelim. Uzantımız neydi? Script.js'ti. Atamamıza başladık sanıyorum. Document dedik. Ready dedik. Function dedik. Bir fonksiyon oluşturduk. Oluşturduğumuz fonksiyon dedik. Az önce hatırlayacağınız gibi bir içerik tagı tanımlamıştık. Gösterebilirim hemen size buradan. İçerik tagından div olarak tanımlamıştık. Web sitemizin içeriğinin yer alacağı kısmını tanımlamıştık. İçerik tagımızı tanımladık. Load diyoruz. Yani yüklüyoruz. Ama nereyi? İçerik klasörümüzü hatırlayacağınız gibi içerik klasörümüz vardı. Bunun içindeki index.php dosyasını alıyoruz buradan. Bu dosyaları daha sonra oluşturalım. Öncelikle JavaScript dosyamızın kodlamasına geçelim. Bunu hallettikten sonra biz de menü dosyamız, menü tagımız vardı hatırlayacağınız gibi, menü oluşturmuştuk. Stil dosyamızın kendi içinde de var olduğu gördüğü gibi full menüli demiştik. Liste elementlerimizi, menü elementinin altındaki liste elementini alacağız. Baş dedik, menü dedik, bir ad dedik, tamamdır. Buraya da click, yani click özelliğini kullanacağız burada da. Fonksiyon oluşturuyoruz tekrar. Burada oluşturduğumuz fonksiyona içine bir değişken atayacağız şimdi. Sayfa adında bir değişkenimiz olacak. Diz belirtecini kullanacağız. Diz belirtecimizi ve attr diyoruz. href diyoruz, yani göstereceğim. href'ten kalsın. Bunu alıyoruz, yani HF'i bilmeniz gerekiyor zaten. Bildiğinizi varsayıyorum. Şöyle yapalım. Tekrar içerik tagımızı alıyoruz. Pardon. İçeriği aldık. Load dedik. Şimdi burayı iyi seyredin.
içerik dedik. İçerik klasörümüzün içine alıyoruz. Double plus kullanacağız. Yani çift artı işareti kullanacağız. Nokta PHP dedik. Burayı kapatalım. Şöyle bir şey yapacağız şimdi. Bu double plus'a tıklanan sayfa adını alacağız. Peki biz sayfa adını nasıl alacağız? Gördüğünüz gibi bir sayfa var burada. Sayfa değişkeni. Bu değişkeni tıklanan link olarak alacak. Yani indekse tıkladıysa buraya sayfa değişkeni indeks atacak ve sonra nokta php atacak ve içerik klasörümüzün içindeki indeks nokta php dosyasını bize getirecek ya da hakkında ya da iletişim sayfasını. Onun için sayfa değişkenimizi buraya atadık. Ve hemen parantezimizi kapatıyoruz. Parantezimizi kapattık. Şu an JavaScript dosyamızla herhangi bir işimiz kalmadı. Ha, pardon, bir eksiğimiz vardı da. Return false dedik. Bunu demediğimiz takdirde herhangi bir eylem gerçekleştiremeyeceğiz. Yani linklere tıklamamıza rağmen bu sayfaları açmaya çalıştığımızda görmüş olduğunuz bu not found uyarısını, yani bulunamadı uyarısını verecek. Zaten şu anda bu uyarıyı veriyor çünkü belirtmiş olduğumuz kaynak dosyalarımız yok. Onun için index.php dosyamızı hazırlayalım. H1 diyelim buna. Ana sayfa diyelim. Bir paragraf elementi açalım. Web sayfamıza hoş geldiniz diyelim. Bunu diğer sayfalarımıza da yapacağız. İçerik olarak bu indeks dosyamızın indeks dosyamız olacak. Bu index.php olsun. Bu hakkında dosyamız olacak. Hakkında sayfamızı buraya tanımlayacağız. Sayfamızı atlayalım. Bunlar size şu an basit olarak bir tasarımla yapıldı. Yani siz kendi tasarımınızı buna adapte ederek, buna entegre ederek daha güzel şekiller verebilirsiniz. İletişim sayfamızı da hazırlamış olduk. Bunu da iletişim nokta PHP olarak kaydedelim. Burada tanımladığımız dosya ismi, yani burada tanımladığımız link aslında bizim şu an içerik klasörümüzün içine kaydettiğimiz link olacak. Şu ana kadar bir hata olduğunu görmüyorum. İçerik klasörümüzün içindeki gerekli dosyaları, index, hakkında bir iletişim dosyalarını tanımladık. Stil dosyamızda birkaç küçük görünüm için ayar yaptık. Deep tag'imiz tabi bizim için daha önemli olduğu nokta script dosyamızdaki, kendi JavaScript dosyamızdaki yerleri. Bunları tanımladık. İsterseniz bir sayfayı yenileyelim. Şu an ana sayfa diyor, web sayfamıza hoş geldiniz diyor. Bu bizim kendi hangi sayfamızdan geldiğini biliyoruz. Şu an kendi içerik dosyamızın içindeki index.php dosyamızdan geliyor. İsterseniz bir sayfalarımıza göz gezdirelim. Burada bir şey yok. Şu an tıkladık. Gördüğünüz gibi herhangi bir yenileme olmuyor. Herhangi bir yenileme durumu olmuyor. Ancak içerik olarak deseydik mesela, şöyle çekseydik, bu şekilde yenilenecekti. Eğer JavaScript işlemlerini yapıyor olmasaydık. Hatta bir test edelim isterseniz. Tabii olmayacak. Çünkü gerekli tanımlamaları yapmadık. Gördüğünüz gibi web sayfası diyor. Hakkında dediğimiz zaman not found diyor çünkü URL'i tanımlamadık. Gördüğünüz gibi yeni bir sayfaya yönlendirecektik kısacası. JavaScript kullanarak, jQuery kullanarak, yani Ajax kullanarak bu işlemleri daha kolay hale getirdik. Herhangi bir yenileme işlemine gerek duymadan sayfalar arasında dolaşıyoruz. Bu bizim için daha güzel görüntü ve daha hafif web sayfaları oluşturmamızı sağlıyor. Kaynak kodlarımıza baktığımız takdirde de zaten çok yoğun bir kod görünmüyor. Hazırladığımız her şey burada var.
Arkadaşlar, anlatacağım konu bu kadardı.